A Medya İletişim Hattı 0531 230 20 67. Dediğim gibi soru çok ama arzu ederseniz şöyle yapalım. Hep Sözcü Gazetesi'ne dem vurduk. Hakkınızda yapılan eleştirilere dem vurduk birinci turda. O eleştiriler içerisinde Erdemir kelimesinin de çok geçtiğini görmüştük. Evet. Erdemir'in iki konuda karşımıza getirildiğini biliyoruz. Bunlardan birisi Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ödemekle yükümlü olduğu bir ödemeler zinciri vardı. Elektrik ve doğalgaz tüketim vergileri. Onları kestiğine yönelik bir eleştiri var. Ve bunun da sizin döneminizde gerçekleşmesinden dolayı yine size yüklenme kaygısı var. Bir de ikinci konu Erdemir'le ilgili. Erdemir yönetiminin, evet, Ereğli'nin özel endüstri bölgesi kapsamına alınması yönünde bir girişimi var ve ısrarla da Erdemir'in bu talebine belediye başkanı sıfatıyla sizin de destek verdiğiniz iddia edilir Ereğli'de. Bu işin aslı aslı nedir başkan? Erdemir'den her ay alınan elektrik doğalgaz tüketim vergisi var. Erdemir yetkilileri ve avukatlar 1,5-2 yıldır buna sürekli itiraz ediyorlardı. Diyorlardı ki biz bunu vermeyeceğiz. Biz itiraz ediyorduk, hep biz kazanıyorduk. Fakat en sonunda Erdemir elektrik tüketim vergisini, doğalgaz tüketim vergisini davasını kazandı. Bizler de yüksek mahkemelere itirazlarda bulunduk. O itirazı yaptınız yani. İtirazı yaptık. Peki şimdi hukuk devletinde yaşayan bir insan olarak, hukukun ilkelerine veyahut da hukukun üstünlüğüne inanan bir insan olarak, medeni bir insan olarak, bunun ötesinde ne yapabilirim diye ben de kendime soruyorum bazen. Erdemir fabrikası, Erdemir kuruluşu elektrik üretiyor mu? Hayır. Doğalgaz üretiyor mu? Hayır. O zaman üretmediğin ama tükettiğin şeyi vergisini vermen lazım. Su hakkımızı da kaybetmememiz lazım. Bütün lojmanlara da, yani tesis dışında sanayide kullandığı suyun haricindeki suyu belediyenin vermesi lazım görüşündeyim. Yani bu görüştür. Tavsiyedir. Erdemir'e tepkisini bu, doğru buluyorsunuz. Bu tavsiyedir. Tüketim vergisini zaten biz de itiraz ettik. Ama biz bunu atıyorum mesela çok medyaya işte bizi hep, böyle bastırıyorlar falan demedik. Ondan belki sıkıntıya düşüyorsunuz. Sıkıntı orada. Ama benim çalışma arkadaşlarım bu konuyu ne kadar önemsediğimizi, bunu almamız lazım gerektiğini bilirler. İkinci sorunuz özel endüstri bölgesi. Şimdi özel endüstri bölgesi biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasa olarak çıktı. Bir tane de burası. Erdemir fabrikalarını ilgilendiren bir yasa. Bence belki de Ereğli Belediyesi'nin, Ereğli'nin veya basının en önemli konusu bu. Özel endüstri bölgesi. Şimdi burada ben görevdeyken bunu arkadaşlarımla açıkça paylaştım. Bölge milletvekillerimize anlattım. Genel merkeze gittim, anlattım. Çünkü burada belediyenin yıllık 7 milyon lira vergi kaybı oluyor. 7 milyon TL vergi kaybı Ereğli Belediyesi için çok para. Çok para tabii. Çok para. Şimdi ben bunun için gerekli bütün görüşmelerimi hem başkan yardımcıları, hem ilgili daire müdürleri, hem de bilgisine inandığım arkadaşlara çağırıp toplantılarda bütün bu arkadaşlarım oldu. Nasıl bu konuda da mücadele ettiğimi bilirler. Yani özel endüstri bölgesi olabilir. Benim önerim şu. Şimdi bu ve buna benzer Türkiye'de başka yerler de var. Ereğli Belediyesi için bu para önemli. Ereğli Belediyesi bu parayı alırsa, vergiyi alırsa, yani Erdemir'den emlak vergisini alırsa nerede kullanacak? Halk için kullanacak başkanım. Yolda, evet. Suda. Adına ne derseniz benim için kullanacak. Adına yani. Belediyenin temel hizmetleri konusunda kullanacak. Peki,
Şimdi Ar-Ge binası yapılacak. Yani Erdemir'deki mühendis kadrosu pardon, mühendis kadrosu Erdemir'in yöneticileri, hani nitelikli insan deriz ya, hı hı, nitelikli insanlar. Ama bir belediyenin görevi de bu insanları şehrinde tutarken, tutması gerekirken sosyal alanları, kültürel alanları hazırlamak zorunda. Örneğin bir havuz yapmak zorunda. Çay bahçelerinin düzeni olmak zorunda. Hı hı. Sinema salonları, kültür merkezleri olmak zorunda. Yoksa siz nitelikli bir mühendisi nasıl alır? Kaldı ki Ereğli bizim nitelikli insanların çok olduğu üst düzey bir yer. Düşünsenize 34 bin öğrencimiz var. Yani orta öğretimden bahsediyorum. Yani üniversite çağına kadar öğrencilerde. Bunları öğretmenleri var. Yani bizim Ereğli'de tüm sosyal, kültürel faaliyetlerin olabileceği, hatta kongreler yapılabilecek salonları olması lazım. Bu yüzden bu parayı belediyeye ödemeli. Başkanın söylediği şu: doğal gaz, elektrik tüketim vergisi kesilince biz diyor halkı toplarız diyor. Sokağa çıkarız. Sokağa çıkarız. Şimdi buradaki sıkıntı şurada. Sokağa çıktınız. Taşkınlık oldu. Ve Erdemir'in kapısına eskiden olduğu gibi siyah çelenk kondu. Peki buradaki işçileri temsil eden kim? Türk Metal Sendikası. Evet. Direkt olarak onlarla karşı karşıya. Sendikayla karşı karşıya gelme hevesi. Burada asıl hedef mi diyorsunuz? Tabii. Asıl karışıklık orada olacak. Çünkü ister istemez işçi fabrikasına diyecek ki bir dakika ne yapıyorsunuz? Sen konuyor. Bunun mücadelesi masada yapılmalı. Milletvekilleri, belediye başkanı, kanun koyucular, kimse. Sizinle ilgili en çok eleştiri yapılan konulardan birisi şu. Deniyor ki Hüseyin Uysal'ın belediye başkanlığı döneminde kuruma şahsi ödemelerini de yaptırdığı oldu mu? Bunu sorarken de insanlar diyorlar ki bir rivayete göre belediye başkanlığının son 2 ayında özel kalem müdürlüğünden yaklaşık 400 bin lira kadar harcama yaptırmış derler. Vereceğiniz cevap var mıdır? Ben sana söyleyeyim. Bakın. Eğer bu dediği rakamlar değil, bu rakamlara benzer rakam aldıysam, hangi tür yemini etmemi istiyorlarsa, nerede oluyorsa bunu yapmaya hazırım. Böyle bir şey zaten bana karakterim müsaade etmez. Çünkü benim için bu para, böyle bir para mümkün değildir. 400 bin lira parayı nerede bulmuşuz? Son 3 ayda. Hele son 3 ayda. Herkes yaşananları biliyor. Bir araya parates koyabilir miyim? Hani herkes bildiklerini, gördüklerini ve duyabildiklerini anlatır ya. Mesela benim bildiğim bir şey vardı. Şimdi bu yönde sizi bu iddia ile eleştiren bazı gazeteci arkadaşlarım da var. Olur. Belki onlara bir cevap olur benim bu söylediğimde. Mesela seçimlerin başladığı süreçte Karadeniz Ereğli Belediyesi'nde, yani sizin çok sayıda ilan verebileceğiniz tahmin edilmesine rağmen vermedik. Bir tane ilan vermediniz. Vermedik. Ya biz şimdi, bir tane ilan alamadık. Yani normal şartlarda çok ilan aldığımız gerekirdi. 18 Mart vardı, Kadınlar Günü vardı, Tiyatrolar Günü vardı. Yani bir bahaneniz olabilirdi. Bahanem vardı. Kullanmadım ve bu kullanmalara karşıyım. Benim seçim büromda tuttuğum arabalara bakarsanız bunları zaten görürsünüz. Seçimdeki harcamalarımı görürsünüz. Şimdi bakın. Ben sadece şunu söylüyorum. Bu soruyu soran arkadaşa. Benim sadece belediye başkanlığı dönemim değil. Yani 2014-2019 arası değil. Ben 1996 yılında Ereğli'ye geldim. 2019 yılına kadar banka, bakın banka, tapu,
eşimin, çocuklarımın, hayatta ne kadar tanıdığım varsa, akrabalarım dahil diyorum. Bakın onlara da kefilim çünkü. Hepsinin hesapları kontrol edilsin. Benim böyle taraklarda bizim olması, onu söyleyeyim. Net olarak ifade ediyorum bunu. Bakın ne diyorum? İddia ediyorum. Bıraktım, 5 yıldan vazgeçtim. 1996'da Ereğli'ye geldim. O tarihten bu yana. Bakın banka orada. Hesap imkanlarımı da veririm. İstediği yere veririm. Tapu. Bakın tapu. Akrabalarım dahil diyor. Ben, bakın ben 13 tane fındık tarlasını sattım. Kadı tarlasındaki dairemi sattım. Hala da anca param var. Veyahut da o milletin dediği gibi milyonlar falan da yok. Başkanım, Ereğli'de eviniz var mı? Yok. Şu an Ereğli'de evim yok. İspatlayan varsa, bakın benim devlet memurluğundan ayrılıp da belediye başkanı olduktan sonra bir tane arsa, ev, daire, para artışı, akrabalarım da dahil diyorum. Bakın akrabalarımı da katıyorum, onlara da güveniyorum. Çünkü yok, benim hayatımda böyle bir artış yok. Bu konuda eğer tüm Türkiye'deki eğer bildikleri ne varsa bana derlerse ki senin değil ama senin falancanın falancanın üzerine. Bakın açık söylüyorum. Burası kaçıncı kat? Üçüncü kat. Bu kattan kendimi atacağım. O kadar emin söylüyorum. Hüseyin Özal çalıp çırpacak bir adam değil. Değilim ama zaten. Etrafındaki birileri bunu yapmışsa diye de soru işareti koyuyorlar. Bakın şöyle, yapan oldu mu gerçekten? Şöyle söyleyeyim. Bizim belediyemizde kalabalık bir kadro var. Fakat yönetim kadrosu olarak. Ben kendim hariç, bakın. Hem birinci derecede akrabalarım, hem ikinci derecede, hem üçüncü derecede, hem dördüncü derecede, hem beşinci derecede akrabalarım tamamına kefilim. Bakın açık söylüyorum. Burada net. Bütün akrabalarımın servetleri de araştırırız. Bu kadar gönlü açık. Ya bu kadar rahatım. Yani ben, bakın, benim param azaldı diyorum. Benim nakdim azaldı. Benim mal varlığım azaldı. Bunu anlatamıyorum. Arkadaş, bugün ben 5 ton fındık tarlasına sahiptim. Bir gabaklığım kaldı benim. Benim kadı tarlasında dubleks dairem vardı. Hepsi onu sattım. Paralarımın varsa oradan, çünkü ben bu yaştan sonra kimseden ya param bitti bana borç verin diyemem ama Allah'a şükür emekliyim var. Da başkanım, siz bir de belediye başkanı için memuriyetinizi de yaptınız. Ben şimdi mevcut başkanı şu soruları sormak istiyorum. 2012 yılında imar revizyonu 18'leri hangi firma yaptı? 18'leri hangi firma yaptı? Hangi firma yaptı? Kim yaptı? Şu an nerede? Bakın şu an nerede? 2. Belediye Erdemir'in imar revizyonunu kaç paraya yaptırdı? Fiyatını ben biliyorum. Biliyorsunuz. Yani bakın paylaşın. Sanayide bir dükkanın projesini çizdiremez. O kadar iddialıyım o paraya. Söyleyeceğim paraya. O kadar az yani. 100 metrekarelik bir yerin projesini yaptıramaz. Sevim Uysal hanımefendi çok kullanılıyor. Özel makam aracı tahsis ettiniz mi onu bu 5 yıl içerisinde? Ve kendisi özel kalemden harcama yapma yetkisine haiz oldu mu? Şimdi evet, bu konu çok fazla geliyor. Aslında bu konuya gelecektim ama ileriki sayfalardaydı. Dur bakayım. Yani hazırlıkla yaptınız diyorsunuz. Hazırlık yaptım. Eşimin hiçbir zaman özel makam aracı olmamıştır. Belediyenin önünde belediyenin ihalesini yaptığı aracı kültürel, sosyal etkinliklere, şehit, gazi veyahut da bir ziyaretlerde, programlarda kullanmak için kullanılmıştır. Yalnız şöyle bir olay çıktı. Eşinin arabasının Halil Bey göreve geldi, ihalesini iptal ettirdi. Basın ya bu evet, şekilde evet, bu şekilde yazdı. Fakat bu araç 2011 yılında
ihalesi yapılan bir araçtı, onu söyleyeyim. 2011 yılında ihalesi. Yani bizden önce yapılmıştı. Bir de şöyle düşünün Altan Bey. Biz 67 tane araç aldık. Eşimize araç aldık mı? Eşimizi bir gün Vito Mito tahsis etmedi kimse. Tahsis edenler oldu mu diyorsunuz başkanım? Tamam. Vallahi doğru, bu konulara çok girmek başkanım istemiyorum. Başkanım, bu dönemde 5 yıllık belediye başkanlığı yaptığınız dönemde açılan herhangi bir hukuk mücadelesi sonrasında kişi borcuna çarptırdınız mı? Yani hatalı görülükte. Vallahi hiç şu ana kadar çıkmadım. Yani bilmiyorum. Ya bunu da soruyorum. Vatandaş sormamı istiyor. Şimdi kısa cevap istiyorum. Şöyle söyleyeyim. Kesinlikle böyle bir şeye çıkmadım. Mahkeme karşısına çıkmadım. Onu söyleyeyim. Çıkmadım yani. Yine bu 5 yıl içerisinde yine vatandaşlar buraya yazıyorlar, sağ olsunlar. En çok konuşulan konu belediye içerisinde rant ve rüşvet çetesi. En çok bu konuşuldu. Hiç mi haberiniz olmadı başkanım? Hiç mi bir şeyler kullanınız? Şimdi şöyle. Şimdi belediye başkanlığı, bakın, kimseyi zan altında bırakamaz. Kulağınıza gelse bile. Hı. Şimdi kulağınıza gelip de birilerini suçlamak, yarın bir gün altından kalkamayacağınız, daha doğrusu nasıl suçlayacaksınız? Şimdi bir gün, belki de yorum yazanlardan da var, bir arkadaş geldi. Anlattı bana. Dedim ki arkadaş dedim, çok güzel anlatıyorsun. Sekreterleri çağırdım. Arkadaşa dedim, beyefendiye, bir A4 kağıdı verin. Oturun burada. Bana söylediklerinizi yazın, yazın, imzalayın, telefon numaranızı yazın. Eğer ben dedim 24 saat içinde bizzat kendim işlem yapmaz, savcılığa da vermezsem bunun arkasından siz beni dedim, savcılığa ben verdim, yapma diye verin. Arkadaş, başkanım dedi, ben dedi gideyim. Evde dedi, bilgisayarda yazayım bunu dedi. Size getireceğim dedi. O gidiş, o gidiş. Şimdi bakın. Herkes söylüyor bir şeyler. Ama şimdi bana vereceğini verse yine işleme koyacağım. Ama vermiyor, yazıyor. Şöyle var, böyle var. O kolay. Bakın savcılık orada. Yazarsın. Adını, adresini de yazarsın. Telefon numarasını, iletişim adreslerini yazarsın. Bu benden rüşvet istedi dersin, olur biter. Ama muhterem, ben... Muhterem Başkanım, yani siz cevap hakkını kullandığınız için benim antitezle karşınıza gelmem etik olmaz bir kere. Çünkü sizi dinlemekle mükellefim. Ben zaten... Sadece bir örnek vermeme müsaade edin. 2014 yılında ilk belediye başkanınızın aylarında Karadeniz Evi'de fesane yaptınız. Fesaneyi yaptırdığınız firmanın sahibi tarafından belediye mahkeme verildi. Dava açıldı aleyhinize. Ve firmanın sahibi Zonguldak İdare Mahkemesi'nde hakime verdiği ifadede bir belediye başkanı yardımcısına 80 bin lira nakit rüşvet verdiğini kendisi söyledi. Yani bu mahkeme kayıtlarına geçen bir konu. Yani onun için hani vatandaş belki size geldiğinde, söylediğinde onları yazıya dökmekle çekiniyordur, korkuyordur başkanım. İnsanlar kolay merak korkuyorlar. Etmeyin, merak etmeyin, bu konuların hepsinde daha ileriki konularda açıklarız. Şimdi ben dediğim gibi ben Sözcü Gazetesi'nde çıkan Sayın Başkan'ın bana sorduğu sorulara cevap vereceğim. Bu konuları toplumda... Ama işte bu yapıldıysa sistemi çökertmişler iddiasını temel edeyim mi? Bence bambaşka bir konu. O konuları da ayrı. O bu kişisel, zaten mahkeme süreci devam ediyor. Hatta biten bir konu. Ben kendime... Mesela diyor ki Sayın Başkan, 400 tane işçi fazlalığı var. Akrabalarını doldurmuş. Alapları doldurmuş diyor. Onu da soracağım. Alaplıları. Bugün Ereğli'de yaşayan 3000 tane Alaplı aile var. Bizim kentimizde yaşayan. Tabii. 3000. 3000. Hatta benim akrabalarım da var. Alaplı aileler de Ereğli'de yaşıyor. Peki ben işe soktuğumda bunlar benim oğlum, kızım, kardeşim mi? Yok. Belediyenin her mahallesinde yaşayan Alaplı insanlar. Şimdi nasıl her yöreden insanlar çalışıyor? Her köyden var. Her mahalleden var. Her şehirden var. Alaplı'dan niye olmasın? Alaplı'dan niçin olmasın? Bu belediye
1880 yılında kuruldu. Alaplı yok. Şimdi Alaplılar çarşıda var. Esnaf. Ticarette var. Pazar yerinde var. Ticarette var. İnşaat sektöründe var. Erdemir'de var. Belediyede yok. Alaplılı belediye meclis üyesi var mı? Ben hatırlamıyorum. Alaplar sadece sandığı oy atmada kullanılıyorlar. Bir de festivalin tanıtımında Alaplı'nın üstünden karga geçiyor karga diye göbek atmada kullanılıyorlar. Böyle bir şey yok. Başka eğer, kaç akrabanızı işe alırdınız? Onu söyleyeceğim. Şimdi eğer Alaplılar da burada yaşıyorlarsa her yöredeki insanların nasıl belediyede çalışma hakkı varsa belediyede de çalışma hakkı var. Benim dönemimde Alaplı aldım. Ve bununla da gurur duyuyorum. Alaplı olmakla onu söyleyeyim. Nasıl Sayın Başkan orduluyum demekle gurur duyuyorum diyor. Ve ben Alaplı olmaktan gurur duyuyorum. Çünkü Alaplı benim çocukluğumda biz Ereğli'ye bağlıydık. Beldeydik. Sizler tarihi daha iyi. Ben 1961 doğumluyum. Evet, beldeydik. Doğru. Biz her işimiz için nüfus cüzdanı çıkartmak için buraya giriyorduk. Ama bizden belediyede Alaplı insan yoktu. Ve ben bununla da Alaplı olmakla gurur duyuyorum. Şimdi sorum şu. Belediye başkanından ben şunu rica ediyorum. Veyahut da yardımcılarından. Tabii başkan onlara talimat verecek. Hüseyin Uysal'ın akrabaları nerede? Hangi görevi yapıyorlar? Hangi pozisyondalar? Kaç para ücret alıyorlar? Ben bunları özellikle halkın huzurunda açıklasın. Hüseyin Uysal'ın kaç akrabası var? Kaç para ücret alıyorlar? Hangi pozisyonda çalışıyorlar? Ve aldıkları, çalıştıkları yerlere kadar tek tek açıklasın. Kaç akraban var? 400 tane fazlalı hem Alaplılara bağlıyor hem akrabalarına bağlıyor. Ya benim 400 tane akrabam veyahut da Alaplı olsa ben zaten seçim alırdım. Şimdi benim sorum bu Alaplıları ben bir özel kalem mi yaptım? Özel kalem mi yaptım? Yetkili bir yere müdür mü yaptım? Yetki verip de harcama yetkilisi mi yaptım? Yoksa bu akrabalarıma Ereğli Belediyesi'nden iş yapmak üzere şirket kurdurup o şirkette temasa mı geçirdim? Sahilden yer mi verdim? Eyvah eyvah. Pazar yerinden tezgah mı verdim? Veya büfe mi verdim? Bu soru bir. İki, şimdi Sayın Başkan'a şu soruyu sormak istiyorum. Bana akrabalarımı aldığını soruyor. Evet. Akrabalarımın çalıştırdığını söylüyor. Ve bunları da 400 fazlalığını Sözcü Gazetesi'nde Hüseyin Uysal diyor ki bütün akrabalarını doldurmuş diyor. Aynen ifade böyle. Aynen ifade bu. Peki. Şimdi ona soruyorum. Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne 20 yıl belediye başkanlığı yaptınız. Hiç akrabanız çalıştı mı? İki, sizin şu an belediyede akrabanız var mı? Akrabanız var mı? Şu an mı? Şu an. Var çünkü benimle kahve içmeye geldi. Ben de çok son derece saygılı davrandım. Adını da yani söylemek istemiyorum. Son derece hanımefendi birisi. Söylemeyeyim. Geldi kahve içti. Bizim kampta. Çoksa dedim ne kadar güzel falan diye yani saygılı davrandım belirtmek için söylüyorum. Tanıdığım için söylüyorum. Peki 20 yıldır akrabalarından hiç işe aldığı oldu mu? Üst kadrolarda çalıştı mı? Bu akrabalarından biri. Akrabalar. SBDKP yıllardır kimin? İşletmecisi kimdi? İşletmecisi kim? Bakın SBDKP hakkında bizim sahil kafe dediğimiz yer hakkında konuşayım. Oranın yerini Ereğli'de yaşayan herkes biliyor. Herkes. Denizin kenarında. Evet. Denizin kenarına kadar sandalye masa atılıyor. İki sıra. Ön tarafa
İstediğin kadar masa atılıyor çünkü alan geniş. Evet. Atılmasın demiyorum bunu. Atılıyor ama sahibi kim? Bunu herkes biliyor. Peki, şimdi buranın kirası aynı bölgede, Çınaraltı bölgesinde 4000 başlamanın olduğu yerde diyorsun. Aynen öyle. 4500 liraya yakın kira verirken burasının kirasının için 1000 liraydı. SBD kapının. Evet, 1000 lira. Şimdi ben göreve geldiğim zamandan bahsediyorum. Niçin orası 1000 lira? Niçin diğerleri 4250-4500 lira? Ve benim bir tane akrabama diyecek ki, bir dakika başkan, sen pazar yerinde soğan satan tezgah akrabana verdin. Soğan satan. Bir tane büfeni arkadaşına verdin. 3-4 tane büfe verdikleri var. Bazı arkadaşlar danışmanlık yapıyorlar çünkü. Yani benim akrabam olsa bugün danışman yapardım onları ben de. Büfe vereceğim kapasitede bir adam olsa bugün danışman yapardım. Şimdi SBD... Niye başkanı danışmanı yapmadınız başkanım? Efendim? Başkan danışmanları kurulu niye yapmadınız başkanım zaman? Şimdi ona da danışman konusuna geleceğim. Ona da mı gireceğiz? Geleceğiz. Peki. Şimdi şundan dolayı... Şu akrabalar konusunu devam etsin diyorsunuz. Şimdi akrabalar konusunda ben çok netim. Sayın Başkan'ın akrabalarıyla benim akrabalarım pozisyonları kıyaslansın bir. Kaç tane akrabam vardı? Hepsi söylensin. Ben hesaba çekilmeden hesap verebilen bir insan. Ben her sabah aynaya baktığımda kendimi eleştirebilen bir insan. Ama hesap sorması, böyle hesap veremeyenler, hesabını tutamayanlar hesap soruyorlar ya, seni kızdığım o. Hesap sormaya hakkın varsa hesap sorarsın diyorsun. Ha bir dakika. Şerefsiz hırsızlık yapılmış. O ya şimdi valla bak Sayın Akçakesi, yıllardır hani Balat'ta büyüdüm. Hani bir nevi sokakta büyüdüm. İnanın her türlü argo cümleleri bilirim, duyarım. Ama şerefsiz hırsızlığı falan vallahi duymadım, billahi duymadım. Ya hırsızlık hırsızlıktır. Konuşurken ne deriz? Hırsız deriz. Veya şerefsize şerefsiz deriz. Yani şerefsizse şerefsiz. Bu hırsızlığı hani yuvarlak cümleyle şerefsiz hırsızlık yapılmış. Kardeşim kim yaptı? Kim yaptıysa açıklaması lazım. Bütün herkesi zan altında bırakacak şekilde... Şimdi bu şerefsiz hırsızlık yapın. Belediye meclis üyeleri mi? 31 tane belediye meclis üyesi mi? Belediye başkan yardımcıları mı? Kimse. Şimdi daire müdürleri diyemem. Aynı daire müdürleri gene görevde. Sizin bıraktığınız daire müdürleri aynı görevde. Başkan yardımcıları diyemem. Siyasi başkan yardımcıları dışındakiler yine aynı görevlerde. Şimdi bu konuyu ben çözemedim. Ben sadece hırsızlığın ne şereflisi ne şerefsizi, hırsızlık hırsızlıktır. Ama şerefsiz hırsızlık. Yani şunu çağrıştırıyor. Ya en azından bizde eskiden yapılıyordu ama şerefliydi. Bu mu manaya geliyor? Ben bunu mu diyeyim o zaman? Yani bu yanlış. Bunu kabul etmiyorum. Hırsızlık hırsızlıktır. Olan varsa arkadaşlar çalışırlar. Falanca falanca derler. Şimdi danışman meselesine gelin. Şimdi... Belediyenin 31 tane meclis üyesi var mı? Var. Ve hepsi yeni seçildi. Hepsi alanlarında başarılı, çalışkan, yetenekli. Mesleki kariyerlerinde. Görev yapmış insanlar. İki, başkan yardımcıları, 5 tane başkan yardımcısı var. İkisi siyasi, üçü memur. Memur. Bunlar da son derece tecrübeli, yetenekli. 3, 20 tane belediyede müdürlük makamı var. Da olan arkadaşımız var. 3, müdürlük yapmış veyahut da başkan yardımcılığı yapmış
arkadaşlar var. Dört, Ereğli Belediyesi mimarıyla, mühendisiyle, eğitimli kadrosuyla Zonguldak ilinin en iyi nitelikli personeli olan bir belediye. Peki bunların üstüne 15-20 tane danışman almak, ben anlayamadım. Belediye meclis üyeleri var. Hepsi çalışkan arkadaşlar. Ben bakıyorum seçilenlere. Hepsi alanında başarılı. 20 tane müdürüm var. 5 tane başkan yardımcım var. Pırıl pırıl orada çalışan mimar mühendisler var. Dünyayı takip eden gençler var. Yurt dışına çıkanlar var. Bunların üstüne sizin aldığınız danışmanlar var. Ama ben bunu şunun için merak ediyorum. Acaba bunların özellikleri ne? Yani cam kafeye gidip de, çarşıya gidip de, pazara gidip de, sokakta algı mühendisliği yapmak için danışmanlar. Yani bu danışmanların işine ne özelliği var? Şimdi bizim orada, örneğin isim vermek istemiyorum. Ya pırıl pırıl müdürlerimiz var, müdürlerin altında çalışan pırıl pırıl kadrolarımız var. Makine mühendislerimiz var, mimarlarımız var. Aslında ben şimdi sizin döneminizde de o gençlere fazla sorumluluk vermenizi çok istiyordum. Şimdi bakın söylüyorum, çok iyi çocuklar var orada. Benim çok başarılı şeflerim. Bakın benim dönemim çok insanın başına gelmeyecek bir dönem. Mesela diyor ki mesela işte tecrübe liderlik. Ya tamam tecrübe de. Şimdi Sayın Başkan tecrübeliyim dedin. 20'ye yakın danışman aldın. Ben hiçbir tane danışman almadık, alamadık. Ya biz emeklileri hani şirkete alamadık ya. Bir tek basından sorumlu Hasan Sarıalp vardı. Evet. Ya onu ben işe alamadım. Emekli olduğu için. Ama şimdi ben bir bakıyorum. Danışmanların çoğu emekli. Şimdi ona da geleceğim. Şimdi genç birisi olsa bu danışmanlar, bakın genç birisi olsa dersin ki bu arkadaşa, arkadaş. Şimdi kim gelirse gelsin, yani isterse aynı partiden bile belediye başkanı gelse, bu danışman kadrosuyla çalışmayacak, öyle değil mi? Hakkı değil mi? Ben de aynı kadar. Hakkı. Peki, şimdi asıl soru zaten burada başlıyor. Bu danışman kadrosunu gençlerden yapsan, çünkü artık dünyada, şimdi konuları dağıtmamak için tersine mentörlük başladı. Şimdi bunu açsam konu dağılacak. Başkanım özetle. Özetle. Benim söylediğim şu. Bu yani danışmanların. Gençler bizden daha iyi derim mesela. Bakın. En azından geleceğe bakabilirler. Bu danışmanları ben seni gönderiyorum desen gönderemezsin. Ya seni şu işte kullanacağız desen kullanamazsın. Çünkü zaten yaşını başına almış insanlar. Şimdi gelelim asıl tehlikeye. Şimdi bu danışmanlar 5 yıl maaş alacaklar mı? Allah sağlık sıhhat verirse değil. 5 yıl. Allah sağlık sıhhat verirse. Peki 5 yıl sonra ne olacak? 5 yıl sonra gelen belediye başkanı biraz önce anlattığım gibi kardeşim seni ben muhasebede çalıştırmak istiyorum. Seni ben temizlikte. Yahu kardeşim bunu zaten yürüyecek hali kalmaz. 5 yıl sonra bu danışmanların iş şartlarını feshetseniz tazminat vermek zorunda kalacaksınız. Bravo. Asıl problem burada başlıyor zaten. 5 yıl maaş. 5 yıl sonra çıkartırken bunlara aldığı maaş artı tazminat. Oturan belediye başkanı bunları ne yapacak? İşten kovsa 3-5 trilyon lira para sırf bu danışmanları işten atmak için verecek. İnşallah 15-20 trilyonluk bir keş para kalır da hani bana 7 trilyon bıraktım dedi ama 5 kuruş bırakmadı. Onu söyleyeyim. Yarın bıraktım desin. Keş alacak para vardı dedim. Şimdi bu danışmanları sadece işten çıkardığın zaman çünkü bunların hiçbirisi kendi rızasıyla çıkmayacak. İşten attıracaklar. İş mahkemesine müracaat edecekler. Hem maaşlarını alacaklar hem işten attırma paralarını alacaklar. 3-5 trilyon lira para da bedava. Örneğin
aklımda kaldığı için söylüyorum. Ben 27 yıl hekimlik yaptım. Doktorluktan emekli olduğumda 48.500 lira para aldım. Ömer Faruk Varlık 250 bin lira para aldı. Ben dedi hafta sonları kız takımıyla maça gittim dedi. Mesai bu dedi. 250 bin. Şimdi şunu anlatmak istiyorum. Ya bu danışmanlara tamam ama. Ya bir tane olur. Ya derim ki bir tane danışman aldım olsun tecrübeli ama belki bu konuda daha tecrübelidir diye birisini ben, almış ben olabilir ama. Ben herkese özür diliyorum. O danışman şu, kadrosunda Atike Önder ve Mustafa Kılıç benim için farklı. Diğerlerini sizin aynı kanalındayım. Kim olursa olsun herkes Karadeniz Ereğli Belediyesi'nin daha iyi noktaya gelmesi için. Doğru. O iki ismin ihtiyaç var. Bakın daha iyi noktaya gelmesi için danışmanlığı fahri olarak bile yaparlar. Doğru. O da mantıklı. Bakın fahri olarak. Bana doğru, şimdi dese ki bakın ben buradayım değil mi? Hüseyin Uysal. 5 yıl belediye başkanı. Bana Ereğli'den Sayın Pospik desek başkanım bu konuda görüşünü istiyorum. İnanın istediği zaman görüşümü de veririm. Giderim de gelirim de. Çünkü Ereğli menfaatleri. Çünkü beni herhalde görüşümü isterken veyahut da bu konudaki düşüncemi isterken sohbet etmek için değil. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ereğli Belediyesi'ne hepimiz katkı veririz. Daha iyi olması için. Buradaki yaşama hepimiz katkı veririz ve bunun karşılığı bedel. Ama biraz önce saydığın isimlere katılıyorum. Özellikle Atike Hanım'a. Evet. Özellikle diyorum. Ama bizim belediyede gerçekten mükemmel insanlar var. Yani onlara güvenmemiz lazım. Yok başkanım ben, fazla... ben bu konuda bakmadım. Yani genel kadroya baktığım zaman diyorum yani Atike Hanım'la Mustafa Kılıç Bey hani o kadroda görev yapabilecek iki insan. Yani hakikaten danışmanlığı hak eden ve gömlekleri üzerine giydiklerinde yakışan insanlar diye düşünüyorum. Bu kendi kişisel kanaatim başkanım. Ben bunu... Diğerlerini lütfen alınganlık göstermezler inşallah tabii, tabii. Yani ama kendi düşüncem.